Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber trafik güvenliği dersimizin 5. videosu ile beraberiz. Şimdi trafik kazalarının nedenlerine baktığımızda %99 olarak belirttiğimiz kiminmiş, yani kimmiş? İnsanların hatalı davranışlarıymış. Eğer biz uykusuz bir şekilde yola çıkarsak, dikkatsiz davranırsak, alkollü araç kullanırsak, hız sınırlarına uymazsak, tabii ki sıkıntı ve kazaya sebep olmak kimdedir? Bizdedir. O yüzden bu tarz davranışlarda bulunmamamız gerekiyor ve kurallara gerçekten uymamız gerekiyor. Bu kazaların en çok sebep olduğu kişiler tabii ki de insanlardır. Bu yüzden insanlar, yani biz, bu olaylara daha çok dikkat etmemiz gerekmektedir. %1 olarak minimum seviyede olan diğer nedenler ise taşıt kusurları, yol kusurları ve olumsuz iklim koşullarıdır. Eğer biz dikkatli bir şekilde arabamızı sürersek ve kurallara gerçekten düzgün bir şekilde uyarsak zaten kazalara sebep olmayacağız ve bu şekilde ölümcül faaliyetlere, ölümcül nedenlere sebep olmayız. Bu yüzden özellikle insanlar dikkat etmelidir trafik kurallarına. Tehlikeli önlemler var. Bunlara bakalım sizinle. Eğer uykusuz artı bir de yorgunsak trafiğe çıkmamalısın. Hiçbir şekilde o aracın başına geçmemelisin. Eğer hareket halindeyken dikkat dağıtıcı şeylerle ilgilenmemelisin. Yani sen arabayı sürüyorsun, aynı anda telefonla konuşmaya çalışıyorsun, mesaj yazmaya çalışıyorsun. Kesinlikle affedilecek bir şey değildir. Motorlu taşıtın bakımını ve onarımını zamanında yapmalısın ki çok önemlidir. Olumsuz havalara karşı mutlaka ama mutlaka önlem almalısın. Örneğin kış lastiği gibi. Mutlaka emniyet kemerini arabaya biner binmez takmalısın. Okul servislerinde ayakta durup bu şekilde kazalara sebep olmamalısın. Yolculuk için tasarlanan motorlu taşıtlar özellikle tercih edilmelidir. Taşıt sürücüsünün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Yolcular araçtan dışarı sarkmamalıdır. Kafaları cam dışarısında görmek hiç de hoş değil ve aynı zamanda çok tehlikeli. Yük taşıtları ve yük üzerinde yolculuk yapılması yasak ve tehlikelidir. Üzerine yük koyuyoruz kamyonun arkasına ya da artık yük taşıtı olarak neyi seçiyorsa. Bir de onun üzerine kendimiz çıkıyoruz. Tamamen kazaya davetiye, ölüme davetiye. Trafiğe açık alanlarda oyun oynamak hasarlı bir davranıştır ve kesinlikle yasaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Trafikte sabır, saygı ve sorumluluğu incelediğimizde bu 3 tanesi çok önemlidir. Trafikte karşımızdaki insanlara karşı saygılı olmak zorundayız. Aynı şekilde sabırlı ve aynı şekilde sorumlu olmak zorundayız ve bu şekilde davranmak trafik güvenliğini tabii ki de arttıracaktır, katkı sağlayacaktır. Bu durumun tersi davranışlar başka insanları rahatsız eder ve kesinlikle kazalara neden olabilir. O yüzden bu 3 S'yi lütfen unutmayalım. Trafik kazalarında sadece kazaya karışanlar kazazede değil, kaza yapan kişinin ailesini ve çevresini de olumsuz bir şekilde etkiler. Yani ölen sadece siz değilsiniz, aynı şekilde ailesinin bir yavrusudur, bunu da unutmayın. Trafik kazalarının en üzücü tarafı can kayıplarıdır. Bu yüzden can kayıplarına sebep olmak istemiyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde arabamızı ya da ne sürüyorsak onu dikkatli bir şekilde kullanmak zorundayız. Trafik kazası sonrasında devam eden tedavi süreci, tedavi maliyeti kazazedeyi olumsuz etkiler ve psikolojik etkileri uzun sürer. Bunlar çok önemli olduğundan lütfen daha dikkatli araba kullanalım ve daha dikkatli birer yaya olalım. Trafik kazaları ülke ekonomisine de zarar verir.
bu kenarlardaki levhalar, bu kenarlardaki şeritler ya da yolun üzerindeki herhangi bir şeyi bozmak gibi, yolu bozmak gibi birçok şekilde ülke ekonomisine zarar verir ki araba haşat olduğu zaman, mahvolduğu zaman, kullanılmayacak şekilde, kullanılmayacak hale geldiği zaman gene aynı şekilde size de zarar verecektir. Trafikle alakalı bilimsel çalışmalar sonucunda günümüzdeki şu anki halini almıştır. Bu yüzden trafik işaretlerine, trafik kurallarına, trafik polisine, trafik işaret levhalarına mutlaka uymak zorundayız. Trafik kazalarına bakıldığında kurallara uymamanın ilk sırada yer aldığını görürüz. Mutlaka bir yerde kaza oluyorsa bilin ki yani birinden birisi, bir arabadan birisi mutlaka bir trafik kuralına uymamıştır ve o yüzden sebep olmuştur o trafik kazasına. Bu nedenle bütün trafik kuralları kesinlikle öğrenilmeli. Bu kurallara uymaya mutlaka özen gösterilmelidir. Çünkü bizim de bir canımız var, karşımızdaki insanın da bir canı var ve onların da aileleri var. Unutmamamız gerekmektedir. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.